Merhaba sevgili arkadaşlar. Artık vakit geldi, çattı. Gelin hep birlikte konuşalım. Bakalım Web Tekno'dan neden ayrıldım? Öncelikle hani muhtemelen hepinizin merak ettiği şöyle bir şey var. Abi Web Tekno'ya nasıl girdin şeklinde bir sorunuz olduğunu tahmin ediyorum. Olay şu arkadaşlar. İzmir'de çok farklı bir internet firmasında çalışırken bir tane video çekmiştim ben. Sonra o videoyu işte o firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşmıştık. Bu videoyu Web Tekno'nun sahibi olan İbrahim Akman görüyor ve aynı dönemde benim iş aradığım bir döneme denk geldiği için beni iş görüşmesi için iş yerine davet etmeye karar veriyor. 1 Şubat akşamı saat 19.00 sularında, sene yanlış hatırlamıyorsam 2017 olması lazım, İzmo'nun yani Web Tekno'nun ofisine gidiyorum. Hatta hiç unutmam arkadaşlar, ofise iş görüşmesi için gittiğimde ekipten diğer arkadaşlar patronun odasında PES oynadığı için bir süre onların maçının bitmesini beklemiştik. Sonuç olarak o gün yaptığımız toplantının finalinde benim Web Tekno'da çalışmama dair ortak bir karar veriyoruz. İşte bir 3-5 aylık bir oryantasyon yani eğitim süreci geçiriyorum. Tüm bunların sonucunda Web Tekno video ekibine takım hede olarak yani ekip lideri olarak dahil oluyor. Artık resmen Web Tekno YouTube kanalının yöneticisiyim. İşe başladığımda abone sayısı yaklaşık 600 bin civarındaydı. Tabii işte 4-4,5 senelik bir emek sonucunda, ki bu emeği de arkadaşlar yanlış anlamamızı istemem, bu benim tek başına yaptığım bir şey değil, böyle bir sonuç çıkması asla tercihim değil. Kesinlikle hani başta işte İbrahim abi, sonrasında Lütfi ve diğer ekip arkadaşlarla ortak çalışmalar sonucunda kanalı 3.2 milyon abone sayısına kadar çıkarıyoruz. Bu süreçte tüm Web Tekno ekibiyle birlikte hani yaptığın en iyi iş nedir diye bir sorunuz varsa da o da arkadaşlar bor madenlerine girip çekim yapmak. Hatta o içerikte şöyle ortaya çıktı. Bir gün bizim Onur'la bahçede otururken, o zamanlar tabii bor böyle çok gündemde. Onur dedi ki bana, abi dedi, sen hiç bor gördün mü? Ben de dedim ki vallahi Onur görmedim. Onun üstüne dedi ki ya gidelim bir yerden bor bulalım, bilmem ne yapalım derken ekibin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte ortaya o bor madenleri videosu çıkıyor. Yani sonuçta biz o madenlerin içine kadar giriyoruz. Yani sizin anlayacağınız bu şakayla başlayan muhabbetin sonunda ortaya çok güzel bir içerik çıkarıyoruz. Her neyse, bu sırada tabii ki de yıllar geçiyor. Yıllar geçtikçe ilişkiler hafif hafif yıpranmaya başlıyor. İşteki motivasyonunuz düşüyor falan filan derken 2020 yılının yanlış hatırlamıyorsam ya başlarında ya ortalarında patrona gidip diyorum ki abi beni artık emekli edin. Sonuç olarak bu süreçte oradaki sohbette karşılıklı bir karara bağlanıyor arkadaşlar ve karar şu: yerime birisi bulunana kadar ben Web Tekno'da işimin başında kalacağım. Bu süreçte yaklaşık 1-1,5 sene sürüyor. Tabii ki de bu süreç taraflara bir düşünme zamanı tanıyor, fırsatı tanıyor falan filan. Neyse, her neyse arkadaşlar, aynı dönemde de İbrahim abi bu geçen zamanda kendi deyimiyle Web Tekno 3.0 dediği bir projenin startını vermeye karar veriyor. İşte bu süreçte arkadaşlar benim işten ayrılma kararımı aslında birazcık daha harlıyor. Nedeni de şu: hani çok sevgili boss haklı olarak bu projenin ancak sistematize olmuş ve kurumsallaşmış bir yapıya yakın bir ekiple başarılı olabileceğine inanıyor. Aslında işin açıkçası tüm ayrışma da burada başlıyor. Çünkü bu yeni yapı beraberinde yeni yeni ekipleri ve o ekipleri yöneten yeni yeni headlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Zaten sizler de farkındasınızdır. Özellikle Web Tekno'dan ben ayrıldığımdan beri Web Tekno ciddi bir değişim sürecine girdi. Yani siz de bunu bence görüyorsunuzdur. Hani bu anlamda bence sizin bilmeniz gereken şey bu sürecin planlı ve sistematize edilmiş bir organizasyonla birlikte yürütüldüğüdür. Yani Web Tekno adına. Yani arkadaşlar söyleyeceğim şey şudur ki işin açıkçası bu yapı benim hayatı algılayış biçimine, işte hayattaki yaşama tarzıma uygun bir yapı değil. Yani ben de alambur lumbur bir adamım. Tabii ki de bir plan yapılması gerekiyor ama ben ilk videoda da söylediğim gibi biraz kervan yolda düzülürcüyüm. Hani bir plan yapılacaksa da çıkılan yolda karşımıza çıkan sorunlara yönelik çözüm planları olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu iyi bir yöntem mi? Vallahi bana soracak olursanız iyi bir yöntem değil. Bir kere çok stresli. Bu stres de insanın üretime dönelik dinamiklerini tetikleyen bir ateş unsuru haline dönüştürülebilir. Yani heyecan unsuru haline dönüştürülebilir. Yeter ki sabırlı ve azimli olalım. Tabii bu süreçte, hatta Web Tekno'nun daha öncesinde ben özel sektörde çalışmaya başladığımda kendime bir adetle bir şahıs şirketi kurmuştum. O şirket de yıllardır kendi kendisini kendi yağında çeviriyordu. Hem kendisine hem de bana bir gelir sağlıyordu. Finalde de tüm bu dinamiklerle birlikte Web Tekno tarafıyla son derece anlaşmalı bir şekilde ve aşırı iyi niyetli, hiçbir problemin olmadığı bir şekilde yollarımızı ayırmaya karar veriyoruz. Şimdi burada da sizi anlıyorum arkadaşlar. Çünkü hani internette de görüyoruz. Özellikle insanlar ayrıldıkları işleri hakkında genelde kötü şeyler konuşurlar. Fakat hani gerçekten hayatta şaşırtıcı bir durum oluyor ve herhangi bir sorun olmadan
kimsenin kimsenin arkasından kötü konuşmasına mal vermeden sürecimizi planlı bir şekilde yürütüyoruz. Her iki tarafta üstüne düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getiriyor. Yani ben tüm haklarımı alıyorum, onların tüm haklarını da veriyorum gibi böyle gayet medeni, iş hayatında olabilecek son derece normal bir süreç planlanıyor. Benim amacım da kendi şirketim üzerinden kendi kanallarımı kurup yıllardır Webtekno'da da uyguladığımız yöntemleri kendi şirketimde uygulayarak kendi kanallarım üzerinden bir yükseliş. Yani size en özet haliyle bunu söyleyebilirim. Nedir bu kanallar? Yani buluşabildiğimiz tüm platformlar. Twitch, YouTube, Instagram, hani bilmiyorum şu an gelecekte ne olur. Velhasıl kelam insani anlamda da bana en uygun olan çalışma sistemi bu. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor ve hakkımı helal ediyorum. Her iki taraf için de en iyisi neyse onun olmasını diliyorum. Herkesin bir planı, programı var. Bu saatten sonra herkes kendi işine yoğunlaşacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Hani arkadaşlar, Webtekno YouTube kanalı da Çağdaş Işıl YouTube kanalı da geçici şeyler. Önemli olan insani ilişkileri korumak, kollamak. Yani işte yaşanılan problemlerle gündelik hayattaki ilişkileri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bu anlamda tekrar hem Webtekno'nun sahibi olan İbrahim Akman'a hem de bu zamana kadar birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Bana çok şey kattınız, birlikte çok şey öğrendik. Bundan sonra da herkes kendi yoluna baksın, herkes başarılı olsun. Sizleri de değerli arkadaşlar iyi şeyler dilemeye davet ediyorum. Hem Webtekno tarafı için hem de benim tarafım için. İyi şeyler dileyin, iyi şeyler olsun. Çünkü bu dünyanın bir adaleti vardır. Siz iyi isteyin, iyi olan olsun. Son olarak da biliyorsunuz, yani pek çoğunuz biliyor, ben kendi ofisimi tuttum arkadaşlar. Hatta gelin şimdi eşime yolladığım videoyu birlikte izleyelim. Nasıl bir ofis olduğunu siz de görün. Burası kapı. Kapıdan giriyorsun, böyle bir alan seni karşılıyor. Biraz basit gibi görünüyor olabilir ama gayet güzel ve ferah. Her şey dışarı Hani video izlediniz de şu an boş halini izlediniz arkadaşlar. Ofisi döşeyip döşediğimiz zaman tekrar sizlere bir video çekeceğim. Nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir ortam olduğunu tekrar birlikte görebileceksiniz. Bir de şöyle bir kararım var. Tüm bu süreçleri tüm şeffaflığıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Bu paylaşımlarımı takip edebileceğiniz platformları da zaten biliyorsunuz. Hani Discord kanalıma gelirseniz daha yakından bir ilişki kurmuş oluruz. Onun haricinde Twitch'te canlı yayınlarımda sohbet etme imkanımız çok fazla oluyor. YouTube kanalımda da daha iyi içerikler ve kendimce daha başarılı olabileceğini düşündüğüm tarzda içerikler üretmeye devam edeceğim. Sizlerin de çıkmış olduğum bu yolda desteklerini tabii ki de bekliyorum arkadaşlar. Hep birlikte güzel yerlere geleceğimizi umut ediyor diyorum. Tabii video boyunca şunu yapmadım. Kendime de başarılar diliyorum. Sizlere de veda ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.